Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki motovlogta dediğim gibi bu vlogta da motorumu inceleyecektim, size gösterecektim biraz. Arkadaşlar motorum burada. Phaser 6 naked olan versiyonu. Aslında normalde naked olan versiyonu değildi. Fakat uzun uğraşlardan sonra biz bunu naked haline çevirebildik. Bu farı, tutma yerleri, tasları, bu kilometre tası, kilometrenin demiri falan hepsi daha sonra Almanya'dan geldi. Küçük bir kaza geçirmiştim ben, kafada belli hasarlar oluştu. Kafayı tekrardan yenilemek yerine ben zaten naked istiyordum bu motoru çok uzun zamandır. Daha sonra dedim ki neden naked olarak toplamayayım ben bunu. Normal kafasını da seviyordum, öyle biraz daha hızlı gidiyor makine, eyvallah. Ama dediğim gibi naked hali bence bu şekilde çok daha güzel. Bir kere hepsinin önemlisi, motosiklete bindiğini hissediyorsun. Böyle önünde bir rüzgarlık veya vesaire bir şey olmadığı için hem rüzgarı daha iyi alıyorsun, hem daha iyi hissediyorsun. Titreşimli, vibrasyonlu her şeyi çok daha böyle naked olarak daha güzel oluyor. Genelde bu motoru karşıdan gördüklerinde abi XJ6 mı diye soruyorlar. Yok, hayır, Phaser 6 diye cevap veriyorum. Arkadaşlar bu benim motorumu özel olan bazı özellikler var. Mesela depo rengi. Motor normalde griydi. O size bahsettiğim kazada deponun şurasında şöyle bir el kadar, avuç içi kadar bir eziklik vardı. Ben de onu fırsat bildim. Tamir ettirmeyi denedim fakat depo işlem göreceği için, içindeki kaplamasına zarar geleceği için, bu da zamanla benzini kirletecek, enjeksiyonu dolduracak, bir sürü dert tasa yani. O yüzden ben de bu depoyu çok uygun fiyata Antalya'dan buldum yine. Uzun süredir ilanda duran bir depoydu. Dedim hemen gideyim göreyim depoyu. Gittim baktım, gayet temiz. Hani belli yerlerinde ufak tefek çizikler var ama çok da önemli şeyler değil. Motor tamamen griyken buraları kırmızı ayrıntılarla süslemiştim ben, fakat şimdi mavi oldu. Bu sefer bunları tekrardan değiştirmem gerekiyor. Genel olarak bahsedecek olursak arkadaşlar, motosiklet Phaser 6, direkt Phaser 6, yani FZ6 diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 96'dan 2003'e kadar üretilen serinin kodu Phaser 600'dü arkadaşlar. Daha sonra benim motorumla beraber, benim motorum bu arada 2005 model, 2004'ten sonra enjeksiyonlu seriye geçildi. Yani karbüratör sistemi tamamen kaldırıldı. Şurada zaten görünen kocaman bir karbüratör vardı bir önceki seride. Bir önceki şasisinde zaten bu Diamond şasiyi göremiyoruz arkadaşlar. Onda direkt çelik alaşım bir şasi vardı. Fakat bu versiyonda alüminyum bir gövde kullanılıyor. Alüminyum bir şasi kullanılıyor. Bunun en büyük özelliği hafif olması arkadaşlar. Diamond şasi denilen mevzu motosiklet bloğuyla beraber birleşerek bir bütün oluşturuyor. Yani tek başına blok veya tek başına şasi görevi görmüyor. İkisi birlikte birleştiğinde belli bağlantı noktalarından şasiyi tamamlayıcı unsur olarak görünüyor. Aynı zamanda esnek bir yapıya sahip. Arkadaşlar çelik olmamasının dezavantajı da şöyle ki, bunların şasisinin başına bir şey geldiğinde, kaza vesaire ve şeyler olduğunda kesinlikle tamir edilemiyor arkadaşlar. Yani tamir ediyorum diyen ustalar da sıkıyorlar, sallıyorlar. Çünkü dediğim gibi şasi tek parça olarak üretiliyor arkadaşlar. Tek parça olarak bir şeyi döküm olarak ürettiğinizde daha sonra kırıldığında kesinlikle tamiratı, tadilatı mümkün olmuyor. Böyle bir dezavantajı var alüminyum şasi olmasında. Alüminyum olmasındaki tek bir güzel özellik hafif olması arkadaşlar. Motor bir önceki serisine nazaran bir 15-20 kilo daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu motorun şu an kuru ağırlığı 220 kilogram diye geçiyor. Tabi içerisine benzin, yağ vesaire bir şeyler bindiğinde biraz daha artabiliyor. Arkadaşlar yeni motorlarda yalnız şöyle bir düzenleme var. Artık kuru ağırlık değil, benziniyle, aküsüyle, yağıyla beraber ağırlıklarını hesaplıyorlar ve sana net bir ağırlık söylüyorlar. Bence böylesi tabii ki daha mantıklı. Velhasıl benim motorla alakalı ayrıntılara gelecek olursak arkadaşlar fren merkezleri Brembo'nun fren merkezleri, hatta şurada bir tanesini görebiliyoruz ama kaliperler arkadaşlar Brembo değil. Kaliperler bir önceki seride çok kaliteli, güzel kaliperlerdi. Fakat benim motorda şu an üzerinde Nissin yazan bir kaliper var. Arkadaki de öndekinin aynısı. Çok iyi kaliperler değiller, eyvallah, ama nasıl söyleyeyim, biraz bu motora alışan bir insan rahatça kullanabilir yani. Bir ABS'si yok çünkü bu motorda. ABS olmaması, birçok arkadaşımla bu konuda çok tartışıyoruz. Mesela ABS'li motor ben sevmiyorum. Sevemiyorum, bir türlü de alışamayacağım herhalde bu duruma. Çünkü
ABS bana yapay bir şey gibi geliyor. Yani fren yaptığımda yaptığım freni hissetmiyorum, durduğunu hissetmiyorum. Tamam, belki çok güzel bir şeydir. Atıyorum derler ki hani normal bir insan frene 18 defa işte saniyede bilmem kaç defa basamaz. Evet, doğru, basamaz. Ama zaten basmayalım da, yani bilmiyorum, böyle analog şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. Hayatımın bütün kalanında analog şeyleri zaten daha çok sevmişimdir. Bu motorda da mesela çok fazla elektronik bir aksam yok. Olabildiğine mekanik bir motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, onun haricinde motosiklet 98 beygir. Bunun bir 78 beygirlik bir versiyonu var. Bu versiyon kısıtlanmış bir versiyon arkadaşlar. Daha böyle sanki şehir içi trafiğine daha uygun, biraz daha az yakması babında. Bir de biraz gücünden kesmişler, yani daha rahat kullanım sağlamak amacıyla. Çünkü bu motosiklet ilk çıktığında genelde bunları alanlar amatör abiler olmuş. Mesela bu bilgilere zaten kolayca altın elbiseli adamdan da ulaşabiliriz. Birçoğunu da oradan öğrenmişim vardır. Hala izlemeyen, hala bunu bilmeyen, hala bu adamın kanalını bilmeyen, görmemiş olan varsa da mutlaka aşağıya zaten bağlantılarını koyacağım. Velhasıl görüntüsünden dolayı biraz böyle cadde motosikletiyim ben. Hani biraz daha böyle agresif ama tam da sport değil. Zaten oturuş pozisyonundan şöyle mesela göstermek gerekirse, şöyle oturduğumuzda yani bir racing gibi ayakları şuraya koyup hani şöyle durma pozisyonu yok. Yani bir racing gibi değil. Sport touring. Zaten buradaki manette şeyde gidonda şöyle bir yükseltme var, Razer var. Bu sizin biraz daha böyle sandalyede oturur gibi bir pozisyonda oturup daha rahat bir sürüş yaşamanızı sağlıyor arkadaşlar. Ya bu neye sebep oluyor? Racing'in rahatsızlığı yok. Ama altında kocaman bir Yamaha R6 bloğu var. Bu sayede hem o gücü tatmış hem de şehir içi bir motosikletin rahatlığında motosiklet kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Phaser 6 kullandığınızda. Yeni gelen serilerde de zaten yeni çıkartılan Phaser 8 de yine aynı ona keza. Ki yakın bir arkadaşımda Phaser 8 vardı. Onu da denedim, bindim. Teknolojik olarak birçok şeyi çok daha iyi durumda, daha sürülebilir bir hale getirmişler Phaser 8'leri. Ama nedendir bilmiyorum. Belki gönül bağımdan dolayı bu Phaser 6'yı ben daha çok seviyorum. Bu arada bloğundan biraz bahsedecek olursak arkadaşlar. Bloğu Yamaha R6'nın bloğu. Baktığımızda tamamen aynı hatlara sahip. Motosikletin bloğu tamamen aynı. Fakat beyinde ve içeride belli yapılan küçük ayarlamalar sayesinde bunu detune hale çevirmişler. Yani detune nedir? Akordu bozulmuş olarak da çevrilebiliriz. Ama tabii ki bunun anlamı şudur. R6 normalde bir yarış motoru, pist motoru. Bunun ayarlarını bozuyorlar, şehir içine biraz daha uygun hale getiriyorlar. Yani bu demek oluyor ki bu motosiklet şehir içinde çok daha az yakacak, biraz daha az güç üretecek. Yani R6'ya nazaran biraz daha az güç üretecek. Çünkü kullandığımız pozisyondan dolayı o kadar yüksek gücü kaldıramayabiliriz arkadaşlar. Çünkü bu daha rahat bir motosiklet. Daha dik oturduğumuz için daha çok rüzgar almamız anlamına geliyor. Yani bu motorun biraz daha düşük güçlü olması aslında bizim için güzel bir nimet. Artçı olarak çok konforlu olduğunu söyleyemem. Birçok artçı aldım ben arkaya. Çok konforlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü oturduğu zaman buralardan tutuyor, buralara basıyor. Bir yandan da bana yaslanmak zorunda. Çünkü eğimi itibariyle önde oturan adama tam olarak böyle bir hakimiyet sağlaması lazım, tutması lazım. Yoksa motorun arkasından düşebilir, uçabilir arkadaşlar. Onun haricinde şurada bir yara beremiz var. Bu kazadan kalan nazarlık arkadaşlar. Bunu yaptırmadım, yaptırmayacağım da. Bu böyle bu şekilde kalsın. Çünkü koruma demiri olarak hala vazifesini görmekte. Bu arada koruma demiri çok güzel bir şey arkadaşlar. Hani kendi motorunuzda yoksa bile bence takın. Çünkü buradaki mekanik aksama zarar hiçbir şekilde gelmedi. Motorum sağa devrildi. Size de bahsettiğim o depo orada ezildi. Burası da orada ezildi. Ama koruma demiri depo hariç her şeyi korudu. Daha sonralarında buralara da birkaç tane koruma moruma bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şu an sadece bir tane tank pedimiz var burada. Bacaklar için de bir tane düşünüyorum. Çünkü bazen bacak çantası taktığınızda buralar inanılmaz çizilebiliyor. Sırf o yüzden ben bacak çantası takmıyorum, kullanmıyorum. Normal ayarlı manetlerimiz var. Bu arada iki aynamız da motorun üzerinde. Ben aynasız hiçbir şekilde motor kullanmıyorum arkadaşlar.
kullananı da tasvip etmiyorum. Çünkü sağınızı solunuzu en hepsinden önemlisi arkanızı görmeniz gerekiyor. Arkanızı kullanmanız gerekiyor. Motorun ön tarafını biraz göstermek istiyorum size. Motorun ön tarafı arkadaşlar şu farı tutan parçalar, sinyaller ve şuradaki farımızı Almanya'dan getirttirdik. Motosiklette parça olarak Türkiye inanılmaz masraflı bir yer. Neden biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, şu orijinal far. Bu arada bana orijinal bandrolüyle falan geldi. Yamaha'dan kesilen Berlin faturası tarzı bir şey. Yamaha'nın kendi mağazasından geldi. Arkadaşlar ben bu farın çakmasını, yani taklidini, klonunu, artık ne diyeyim yani, hani orijinal olmayan klonunu Türkiye'de 850 lira fiyat aldım arkadaşlar. Ve daha ucuzunu bulamadım. Çakmasına bakın. Ve ben bu farı Almanya'dan orijinalini 650 TL'ye aldım. Şimdi insan burada bir düşünüyor. Böyle şeylerle de karşılaşıyorsunuz eğer motosiklet kullanıyorsanız. İlerleyen zamanlarda bu arada yurt dışından nasıl parça getirileceği konusunda tabii biraz daha bilgi vermeye çalışacağım size. Çünkü ben çok fazla şey aldım. Dikiz aynalarından tutun da işte sinyaller, far, ondan sonra zaten daha önceki video konularımda da biliyorsunuz yurt dışından alışveriş yapmakla alakalı belli bir bilgi birikimim var. İstediğim şeyleri birçoğunu kolayca getirebiliyorum, getirtebiliyorum. Bu motosiklete faydası far ve sinyaller oldu arkadaşlar. Bu arada motorumuz su soğutmalı, ondan bahsetmeyi unuttum. Aynı zamanda hava ve su soğutmalı. Radyatör katkısı o kadar güzel ki hiç kontrol etmeniz bile gerekmiyor. Yani sadece belli bakımlarında göstermeniz, işte radyatör katkısına baktırmanız kafi. Başka hiçbir şeye gerek yok. Onun haricinde arkadaşlar kullanımı çok rahat bir motor. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi ilk aldığımda bir nasıl duracağı, nasıl gideceği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Fakat artık işte gittikçe bisiklet gibi olmaya başladı ayağımın altında. Kendisini çok seviyorum. İnşallah uzun süreler bu motorla devam ederiz. Ayrı bir havası var. Yani dediğim gibi daha önce hep chopper tarzı, böyle cruiser tarzı motosikletlere bindim. Fakat bunun ayrı bir havası var. Yani arkana biri bindiğinde sen böyle gazı hafiften açıp onun içini hoş ettiğinde çok başka mevzular oluyor. Yani insanların heyecanlarını yüzlerinde, suratlarında görmek bambaşka. Tabii artçıda da kask olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu arada egzozlardan bahsedeyim. Üzerinde herhangi bir egzoz yok arkadaşlar. Bir önceki sahibi aldığında egzozun içindeki susturucularını boşalttırmış. Ben bu şekilde kullanıyorum. Herhangi bir egzoz takmadım. Ama fazla sesten zaman zaman rahatsız olduğum oluyor. Zaman zaman komşularımı rahatsız etmekten de korkuyorum. Ama size sesini de dinletmeden videoyu kapatmayacağım. Böyle bir yeri gürüldür diyor. Yeterli. Çünkü komşularımız rahatsız olmasın. Motorum böyle bir motor arkadaşlar. Tabi altını çizerek belirtmek istediğim belli bir ayrıntımız da buradaki Kemal Atatürk imzası. Aynısından bir tane de burada var. Zaten onu görmenize çok gerek yok. Arkadaşlar benim motorum bu. Bunu kullanıyorum. Vallahi bir süre daha bunu kullanacağım herhalde. Çok farklı motorlar da evet istiyorum ama tabii ekonomik imkanlar el verdiği sürece belki bunu ileride güzel bir şeyle değiştiririz. Bu tarzda mı olur, chopper tarzında mı olur, yoksa çok ters köşe yapıp enduro tarzı bir şey mi alırım hiç bilmiyorum. Ama bir süre motovloglar bu motorla gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de motosiklet kullanıyorsanız kullandığınız motosikletin markasını, modelini mutlaka yorum olarak en alta eklemeyi unutmayın. Bu benim motosiklet incelediğim ilk videomdu. Haliyle çok fazla acemiliğim, çok fazla bahsetmediğim şey olacaktır. İlla ki bir sürü şey olmuştur bahsetmediğim. Ama ben kendi gözümde anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma hala değilseniz abone olmayı unutmayın.